Emekli bayram ikramiyesi için tutar belli oldu. Peki yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Emeklilere her yıl ödenen ikramiye bu yıl çift ödenecek. Mayıs ayından önce emekli olanlar da çifte ikramiyeden yararlanabilecek. Emekli ikramiyesi yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz, dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi miktarını açıkladı. Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz, dedi. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi miktarı açıklandı. Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz, dedi. CHP, en az 1500 lira olması gerektiğini açıklamıştı. Mayıs ayından önce emekli olanlar 2021 yılı için iki ikramiye birden alacaklar. Bu tarihten sonra emekli olanlar eğer Kurban Bayramı'nı geçirmemişlerse bu kez tek ikramiye alacaklar. İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor. Emekli maaşı hesaplanırken çalışılan dönemde SGK'ya bildirilen tüm kazançlar dikkate alınıyor. Bunun için 3 ayrı dönemde hesaplama yapılıyor. 2000 yılı öncesi 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 sonrası için farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. 3 hesaplama toplanarak emekli maaşı oluşturuluyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.